Şu an hangi köye gidiyoruz? Çaybaşı köyüne gidiyoruz. Patra Kulçay'da. Çaybaşı Köyü Gence bağlı Servi Beldesi'nin en son köyüdür. Güneyisinde Dicle'nin köyleri, batısında Palı'nın köyleri ve güneydoğusu kısmında da Hani'nin köyleri bulunmaktadır. Yani Hani, Dicle, Palı üçgeninde olan bir köydür. Köyü ikiye bölen Fatrakun çayı. Gördüğünüz gibi Sevi beldesinden daha önce yaptığımız görüntülerden gelen kanalımızın attıkları bu ırmağa dökülüyor. Bu ırmakta da köylü bunu içme suyu olarak kullanıyor. Aynı zamanda bu köy dört mahallede oluşuyor. Bir mahallesinde cami, diğer mahallesinde okul bulunuyor. Öğrenciler kış aylarında bu ırmak coşuyor, karşıya geçemiyor. Ve aynı şekilde de camide geçiş zorla sağlanıyor. Yani köylü buradan camiye gidemiyor bir mahalleye, diğer mahallede de okula gelemiyor. Büyük bir sorundur. Bu sorun yani iki mahalle birbirine bağlayan bir köprü gerekir. Bu köprü iki mahalle birbirine bağlayan köprü değil de aynı zamanda demin de anlattığımız gibi Palı, Dicle, Hani birbirine bağlayacak köprü olacak. Yani genci Dicle'ye, Hani'yi Palı'ya bağlayan üçgeninde olan bir köy ve bu köyde bir köprü olduğu takdirde hem köylü rahat eder hem de şehirler arası yola sağlamış olur. Şimdi Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar, yani köyün oluşumundan bugüne kadar gerçekten köyün görünümüne bakarsanız verimli bir köy, fakat hiçbir hizmet olmadı. Yani başta bir insanın başta geleceği, yani yatırım olarak yani insan hayatı ve eğitim başta geliyor. Gördüğünüz gibi Gence bağlı son köy ve dümdüz ova bir köy olmasına rağmen okulu kapalı bulunmaktadır. Bu köyün 43 öğrencisi, yarısı da kız öğrencisinden oluşuyor ve köyün okulu da kapalı bulunuyor. İçme suyu da kadınlar sürekli aşağı gelip işte 20-30 metrelere bu ırmaktan su alıp götürüyor. Bu Sevi Beldesi'nde birlikte Yatan Suyu, Tırmalı Ova, Ericek, Harmancık, Yeni Çevre, Günül Açan, Ak Toprak gibi köylerin de atıkları buna dökülüyor. Ve bütün bu Sevi Beldesi'yle birlikte bütün köyün pisliği bu ırmağa dökülüyor. Biz de buradan bu suyu içiyoruz. Bizim köyün okulu oradadır. Bu mahalleyi ortadan ikiye bölen bu ırmak, cami bu tarafta. Cuma günleri bunlar bu taraftakiler, buranın öğrencileri, bu mahallenin öğrencileri bu mahalleye gelmek için zorluklar çekiliyor. Nice ızdıraplarla. Bu mahalleden de o mahalleye gitmek için camiye cuma günleri geçişleri yok. En büyük sorun burada bir çıktı. Artı içilecek suyumuz. Bütün bu 20 köy saydıklarımız 20 köy pisliği bu dereye atıyor. Bu dereleri alıp götürüp hem içecek yerler, hem yiyecekler kullanılıyor.
bu su. Artı her benim bildiğim kadarıyla 10-15 tane insan burada kanserden öldü yani. Sütten içilecek pislik suyu. Gördüğünüz gibi durum budur ya. Bu sağlık müdürlüğünün dikkatine ve bütün yetkililerin dikkatine. Gördüğümüz bu ızdırapları görüyorsunuz. Artık ne diyelim yani. Hiçbir hizmete, bütün hizmetlerden mahrumuz yani. Anlayacağım bu köy kuruluşundan bu yana bu köye daha bir hizmet yapılmamış. Bir okul yapılmışsa o da öğrenci yok. Şu anda yani öğrenime açılmamış. 20 yıldır aşağı yukarı okul ne hale gelmiş gördüğünüz gibi. Eğer biz de bu Türkiye'nin vatandaşıyız, bu ızdırapları çekiyoruz. Bütün yetkililere sesleniyorum. Eğer biz bu ülkenin vatandaşı değilsek, bize bir çare, biz başka bir ülkenin vatandaşı mı olmak istiyorsunuz bizi? Yani ne yapalım? Küçük bayrağın altında yaşıyoruz. Hiçbir hizmetten mahrumuz, bütün hizmetlerden mahrumuz. Gerekeni kendileri düşünsünler artık. Bu insanlar burada bu ızdırap çekiyorlar. Ne ızdıraplar çekiyorlar? Ne biçim yaşıyorlar? Nerede yaşıyorlarsa gelsinler, görsünler kendi gözleriyle. 2004 yılın Türkiye'siyse nasıl bu Türkiye Avrupa'ya Birliği'ne girebiliyorsa eğer bu köyün manzarasını nazara alsın, Avrupa'ya girsinler. Benim anlamadığım nokta budur yani. Nasıl Avrupa Birliği'ne girebiliyor ki böyle? Şu anda gördüğünüz gibi geçişlerimize bak. Şu anda su azdır, normaldir. Yani. Bu yer, bu su buraları dolduruyor böyle. Sırtımızla hastayı bu tarafa çekiyoruz. Sırtımızla öğrencilerimizi bu taraftan buraya götürüyoruz. İhtiyarları, yaşlıları, cuma günleri sırtımızla buraya taşıyoruz. Burada, bu köyde en azından 10-17 kişi insan boğularak, sudan boğularak gitti. Yani bunlar hepsi mevcuttur yani. Anlattığımız gibi halimiz budur işte. Artık ne anlatalım? Yetkililere sesleniyoruz. Hiçbir netice alamıyoruz bizim yetkililerden. Bizzat bizim milletvekilleri, üçü şu anda mevcut olan 3 milletvekili buraya geldi. Ben kendim bizzat kendilerine söyledim. İçilecek suyumuz budur. Bize bir sondaj gönderdiler. Bir sondaj karşı mahalleye vurdular. Ondan sonra çekip gittiler yani. Bazı orada çıkmadıysa başka yerde de mi su çıkmıyor? Yani devletin gücü bir tanesi tek sondajla mı yetiyor? Başka yerlerde vursunlar. Seçim zamanlarına gelip o istiyorlar. Ondan sonra kimse sağ çömür gelip bakmıyor bu köye. Çay başından Ali Kural. Şu gördüğünüz canımızın hasar tespiti için Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyoruz. Köy yolumuzu yok, içme suyumuz yok, köprümüz yok, okulumuz yok. Şu anda bir vatandaş olarak mağdur durumdayız. Köyümüze hiçbir yardım yapılmamıştır şu ana kadar. Yani köyümüz şu ana kadar hiçbir yardımı yapılmamıştır. Görüyorsunuz camimizi, okulumuzu karşıda görüyorsunuz. Karşıda çayımızı görüyorsunuz. Hiçbir köprümüz yok şu anda. Sayın tek olan liderden yardım istiyoruz ve diğer vatandaşlarda da kendimize yardım istemeye mecburuz. Dem ko gazale bravene meche ame vay dem ko
دلاله برابنی میچه آبی وای وای و به پشاف تف دلاله سواره آبی وای وای و به پشاف تف دلاله سواره آبی وای وای وش تبسین برابنی کم بران آبی وای وش تبسین دلاله کم بران آبی وای غزال غزال بدلالی کجا کردای وای غزالم گیدلیش پشتا میرای وای دلالم گیدلیش پشتا دایکای وای از غزال نادم قتو کسای وای وزکم دلال نادم قتو کسای وای نادم کتی کسای وای جابه غزالی بلکی ولادای وای جابه غزالی بلکی ولادای وای şu anda beni sırtına alıp da taşa geçiyor işte arkadaş. Ulaşımları bu böyle. Başbakan'a sesliyorum. Görür müsün? Okulumuz halına bak. Görür müsün? Benim köyümüzde 40 tane öğrenci vardır. Okulumuz görür müsün? Civan'da okulumuz yavuz kaldı. Öğretmensiz kaldı. Çocuklarımız bak. Her tarafından boştur. Elektrikimiz yok. Suyumuz yok. Köprümüz yok. Onun sıra telefonumuz yoktur. Yolumuz yoktur. Burada 3 saat biz gelen gidiyor Serbiye'ye kadar. Bir doğumla ilgili olsa, bir daha hastamız olsa buradan cenazeyle götürürüz Serbiye'ye kadar. Derizde sanmak için. Ne suyumuz var, ne köprümüz var, ne okulumuz var, ne de yolumuz var. Hiçbir şeyimiz yok. Derdimiz de çok. Derman şey yok. Peki şu anda okula gidecek kaç öğrencin var? Aşıkım olacakmış. Hemen 50 tane öğrencim var. Ben bir ikisine gidiyorum. Trene ama. Trene ama git. Kız öğrenci var mı? Ekseri kız öğrenci. Şimdi şu anda görüntü aldığımız öğrenciler. Bir mahalle mi? Sadece bu mahallenin öğrencisi. Bu hangi mahallede? Kaç tane mahalle var? 4 tane mahallede. Biri Taşlık mahalle, Sayra mahalle, Ol mahallesi. Bunlar daha ayrıdır. Niye onları şu anda buraya gelmediler? Su var, suyumuz var. Bu su, dere, yağmur yağarsa su çoğalıyor. Onun için yani çocuklar suya bu tarafa gelemiyor. Tek tek taşıyamıyorum yani. Doğrusu. Yani şu anda okul da açılsa diyorsunuz ki okul da açılsa
bu mahallenin öğrencileri yani gelebilir ama diğer mahalleler zorlukla gelebilir. Babalarını yani sırtınla ancak getirecekler. Abi. Yani bunun için de en azından bir yaya köprüsü de olması gerekiyor. Yani bu yaya köprüsünün yanında yani gerçek bir araba köprüsü yapıldığı zaman genci Dicle'ye hani Palya bağlayacak üçgen kestilersiniz. Öyle mi? Tabii tabii. Köyünüz o konumdadır. Köyümüz bu taraf Diyarbakır sınırı, bu tarafta Elazığ sınırı. Bu tarafta Dicle'nin. Dicle'nin. Bu eğerse bu burada köprü yapılırsa Elazığ, Diyarbakır yani Dicle bir genç, genç bir gün bağlayacak konumdadır. Yani. Tabii. Yol istiyoruz, okul istiyoruz, su istiyoruz. İstiyoruz da istiyoruz. Yani şu anda güzel konuşuyorsanız siz bu Türkçeyi nereden öğrendiniz? Türkçeyi televizyonlarda etraftan. Yani bir saatte gitmişsiniz. Zimdila, Gence, Diyarbakır, Adana'ya oradan öğrendiniz. Ancak okul yazar yok. Köprünüz var mı? Yok. Köprümüz yok. Şimdi sen geliyorsun diğer mahalleye gelmiyorsun. Sürekli burada kalıyorsun. Ne istiyorsun? Telefon. Başbakan istiyor. Geldim. Sayın Başbakanımızdan yardım istiyoruz. Köprü istiyoruz. Su istiyoruz. Elektrik istiyoruz. Okul istiyoruz. Su dedin. İçme suyu mu? Evet. İçme suyu. Su istiyoruz. Su istiyoruz. Köprü istiyoruz. Okul istiyoruz. Sen ne istiyorsun? Okul istiyoruz. Su istiyoruz. Gel sen delikanlı. Siz kızlar okul mu istiyorsun? Köprü de isteyecek misiniz? Ya sağlık hoca. Ya sen cici kız ne istiyorsun? Okul istiyoruz, su istiyoruz, ceylan. Ya sen cici kız. Ben okul istiyorum. Ceylan istiyorum. Esin bu köyün adı ne? Çaybaşı Köyü. Evet. Nereye bağlı bu? Gençin. Gencin bir köyü değil mi? Evet. Bunları istediklerinizi kimden istiyor? Başbakanından mı istiyorsunuz? Evet. O zaman söyleyin. Sayın Başbakanım, sizden yardım istiyoruz. Sayın Başbakanım. Teşekkür ediyorum. Tamam. Sen bir öncülük yapabilirsin. Değil mi? Bilirsin. Başbakanımızdan yardım istiyoruz. Okul istiyoruz. Bu eski yıllar gitsin.
Başka? Şimdi durun bir dakika çocuklar, bir dakika durun. Sayın Başbakanımızdan bir, okul istiyorsunuz. Evet. İki. İçme istiyoruz. Üç. İçme suyu istiyoruz. Bizim biz ve Elazığ aynı il sınırındayız. Bu sınır Elazığ sınırıdır. Köyümüzün bu tarafında karşında köy var, okulu var, asfaltı var, telefonu var, elektrik var, suyu var, sağlık ocağı var. Ama bu biz bu ortadayız. Ne suyumuz var, ne elektrikimiz var, ne de köprümüz var. Yani burası ayrı devlet mi, yoksa burası ayrı devlet mi? Kaderimize terk edilmiş bir köyüz. Ne bizi arayan var, ne sorayan var. Onların orman bölgesidir, bizimki orman bölgesidir, Elazığ. Aynı bu sınır Elazığ'ındır, onlarınki orman bölgesi değil. Dur Osman. Gül özer Çetin Fatih Bey'den Gül özer. Şimdi görüntüde göründüğü gibi işte kadınlarımız yaklaşık 30 metre bu yokuşta Berkil'in çayından, Fatakum çayından su götürüp içiyor. Yani bu çay da Sel Beldesi'nin kanalısından tut 30 köyün pisliği içine dökülüyor ve bu sudan götürüp de hem içme olarak hem de yemekte kullanılıyor. Yukarı mezra, kalbin mezrası diyorlar. Oradan tut şu aşağıda Hıdırken'in altındaki mezra ve Kol Mahallesi'nin altındaki mezra yaklaşık 1600 dönümlük bir yer. Fatakum çayının sürekli sel gelip de bunları tarlaları götürür. Yani sel altında kalıyor. Millet de burada ektiği ekinler gidiyor. Çok mağdur. 2003 yılında muhtarımız müracaat etti. Dere su içerisinde bir kreder geldi. Dozer geldi. Bir set yaptı. Ancak bu set beton ve taşlara yapılmadığı için tekrar götürdü. Gördüğünüz gibi tarlalar gitmiş. Yani buraya bir istihar duvarı olması şart. Yani köylü bunu istiyor. Başla.
Evet, gerol zaten yiyemem yok olsun, suya yoksun. Lan bunda bir şey, kaman bir şeyden kötülüğü var, bir şey var, bir sene yaşım 100 senedir. 100 yaşındasın, bu köyde gene bunlar ta 100 senedir böyle devam ediyor. Su yok, içme suyu. Okul bir kapanıyor, bir yapılıyor, bir geliyor, bir gidiyor. Sağlık ocağı yok. Karıcak ilçesine bağlı Uçucak ve Kudüdüğün köy hukukları dahilinde ki tarlaların tam sınırındayız. Teşekkür ederim. Hem bu koçer bun rabın bela bunlu dünya Şevti dayı el ya dayı 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 ne mahalle ne hadileme şevti dayı
El ya da ye da ye da ye ne mahalle me daye felaka khoyim bitijmine mara bu ya yar destana hav khira kirin maci hu lele daye felaka khoyim bitijmine mara bu ya destana hav khira kirin maci hu var şavtandı evet gündeme daye güzel yoktur yolumuz yoktur orada vatanda köyümüzde bir şey yoktur biz yoksuz kaldık. Su yoktur, içme suyu yoktur. Tarlamızda bir şey yoktur. Ekimizde bir şey çıkmıyor. Ya biz burada fakir bir adamız. Tamam bize yardım istiyoruz. Ne diyorum da? Evet. Evet. Mahfuzamızda sel gelmiş. Hep tarlamız götürmüş. Tarlamız biz susuz kalmış. Bizim mektebimiz yok. Camimizde biz şimdi şişatta. Biz yoksuz kalmışım. Aman bize yardım. Yardım istiyoruz. Şu kadar. Evet şu gördüğün gördüğün siyah toprak madenle kaplı bir bölgedir. Yani siyah kısmında demir madeni mevcut. Şu karşıda kırmızı toprak mevcinde 1983'de petrol arama sondajları çalışması yapılmıştı. Orada 1572 metre derinliğinde çıkış yeri yukarıda gördüğünüz Akba en düşük noktası kırmızı toprak. Orada da 1572 metre derinliğinde ırmak bir petrol geçtiğini o zamanki yapılan sondaj çalışmasında o da ki etkilerden duymuştum. Bunu tekrar ilgilerden seslenmek istiyoruz. Gelin şurada Türkiye'de kazansın, bölgede kazansın. Yani bu bölgenin taşı toprağı altın, maden, petrol, aynı zamanda çinko, kurşun, krom, binde 3 altın madenleri mevcuttu. Yani 1979-83 arasında Etibank tarafında burada maden çalışmaları yapılmıştı. Ancak daha sonra yerlerden ocağın kapatılmışsa da bilemiyoruz. Ancak o zamanki yetkililerden aldığımız duyumlara göre örneğin baş mühendis Şahin Bey varmış. 300 yıl fabrikayı çalıştırabilecek kadar maden yatakları bu bölgede olduğunu söylemişti. Yani bu 300 yıl fabrikayı çalıştırabilecek kadar maden yataklarının çıkarmasıyla birlikte aynı zamanda 3500 kişiye de iş imkanı sağlanır şeklinde kendisinden o zaman duymuştu. Yani Bingöl'de ve bu bölgede bir maden fabrikası, bu madenlerin şekil yapı fabrika açılırsa o fabrikayı da çalıştırabilecek gücü de 3500 işçiyle çalışabilir demişti. Çekafele kilser serime geri ah bırak sen cigaramı ah bırak sen evalemi duvar hedaykamın şere gelimin
içeri geldim. Şu görünen karşıda kazı çalışması yapılmıştı, görülüyor. Bu 1979-83 yıllar arasında Etibank tarafında maden çıkarılmış. Yani burada çoğunluk çinko gözü. Daha önce de söylediğimiz gibi çinko kurşun kurum 1003 altın mevcut. Ve 300 yıl fabrikaya çalışılacak kadar maden var olduğunu duymuştuk. Yani ilgilere sesleniyoruz. Gelin buralara tekrar bir gözden geçirin. Yani bu bölge de kazansın, memleket de kazansın, Türkiye de kazansın. Bunu istiyoruz. Bu maden ocakları bitti. Ya lan her başına dikkat yok. Yetkililerde bu tekrar bu madeni çok faaliyete geçirmesini istiyoruz.